Merhaba, ben Sercan Güzel. Yeni başlayanlar için kriyo eğitiminde bu hafta kriyo programı sektör sıfır ile referans ilişkilerinin incelenmesi, model ağacı yönetimi, karşılaşılan problemler ve çözümleri ile 7. haftamızda tamamlayarak yeni başlayanlar için kriyo eğitimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi önce bir örnek açıyorum. Gördüğünüz gibi bir geometrimiz var ve unsurlarımız da mevcut. En başta da aslında bahsetmiştik kare parametrik referans ilişkileri üzerinden tasarım yapmanıza imkan sağlayan bir yazılım çözümüdür. Ve siz gördüğünüz gibi burada birden fazla unsurla beraber tasarımınızı gerçekleştirmiş olursunuz. Sizin bir unsurunuz herhangi bir unsurdan referans alarak oluşturuluyorsa referans alınan unsur aile, referans yani alan unsur da çocuk olarak belirtilmektedir. Mesela bunu görüntüleyebilmek için de Tools içerisinde Feature Information tanımlamamız yeterli olur. Herhangi bir unsur hakkında bilgi almak istiyorsak, eğer referans ilişkilerini ölçmek istiyorsak da referans bir tanımlamamız yeterli olacaktır. Mesela Front Object'i ben for 1 olarak belirtirsem gördüyseniz referans aldığım bütün unsurlar karşıma gelmiş olacaktır. Aynı şekilde yüzey, eksen ve yüzey olarak görebildiğimiz bütün referanslar karşımıza gelmiş olur. Eğer Extrude 2'ye tıklarsak mesela burada gördüğünüz üzere düzlemleri de karşımıza gelmiş oluyor. Extrude 1 unsurundan da referans aldığımızı görüyoruz. Ve Extrude 2'ye bağlı birden fazla unsurun olduğunu karşımıza getiriyor. Burada son bölümde de referans filtreler yani sizin referans filtrelerinize ihtiyacınız olan unsurları buradan kaldırabilir veya dahil edebilirsiniz. Show Parents Only diyerek sadece aile referanslarını gösterebilirsiniz veya Show Children Only diyerek sadece çocuk olan referansını karşınıza getirebilirsiniz. Yani bu şekilde siz referanslarınızı görüntüleyebilirsiniz. Close diyorum. Aslında referans ilişkileri görüntüleme bu şekilde gayet basit. Şimdi biraz unsur bilgilerinden bahsedelim. Mesela Tools içerisinde geldiğinizde siz Feature Information tıklayıp herhangi bir unsura tıkladığınızda genel olarak bütün bilgileri bu şekilde görebilirsiniz. Mesela bu noktada kayıtla alakalı olarak ID numarasını görebilirsiniz. Part name'in Volt olduğunu görebilirsiniz. Mesela parent bilgilerini aynı şekilde size karşınıza getirir. Children bilgileri aynı şekilde Volt olarak gelir. Ve mesela diyelim ki biz compound dedik. Create parent dedik. Apply dedik. Gördüğünüz gibi parent ile alakalı olarak aile yani referans olarak aile olarak belirtilen unsur da karşımıza gelir. Children olarak gelen unsur da voltlar olarak karşımıza gelir. Eğer ben part info parent'i info dediğimde bütün bilgiler karşıma gelmiş olur. Bill of Materials'a tıklayıp OK dediğimde part info'yu açtığımda aslında part info'nun karşına geldiğini görürüm. Yani ben burada unsurlarımla alakalı olarak bütün adet sayısını görebilirim. Part orada oldu. Part mı oldu? Veya başka bir şey oldu. Ne olduğunu görebilirim. Bunlarla ilgili bir information bilgisi alabilirim. Ve aynı şekilde genel olarak aslında bir özet bilgisi hemen alt tarafından görebilirim. Mesela yine tools içerisinde feature information geldim.
Polin üzerine tıkladım, gördüm. Exclude bilgileri, yani benim aile bilgileri Exclude 1 ve Exclude 3 olduğunu gördüm. Eğer dersen ki ben mesela Exclude 2 diyeyim. Bu noktada aile bilgileri Front Exclude 1 Right Top olduğunu görürüm. Ve Children bilgilerinin Datum 1, Sketch 1, Exclude 3 ve Hall 1 olduğunu görürüm. Yani benim burada referans ilişkilerine ilgili olarak unsurlarım otomatik olarak aile ve çocuk olarak karşıma gelmiş olur. Onların information içerisinde hangisinden kaç adet daha doğrusu hangisi hangi ID'ye ait olduğuna dair ve hangi tipe ait olduğu bilgilerini otomatik olarak karşımda görmüş olur. Aynı zamanda birim bilgisi, uzunluk bilgisi, kilo, kuvvet, zaman ve sıcaklık bilgisi de otomatik olarak karşıma gelmiş olur. Yani ben bu sayede aslında bir ürünüme ait bütün bilgileri feature information üzerinden unsur bilgilerini görüp model information içerisinde modelle ilgili genel olarak bilgilerimi görmüş olurum. Close diyorum. Close diyorum. Erase not displayed diyorum. Close diyorum. Şimdi sizlere biraz da aslında kremin içerisinde unsurların kontrol edilmesinden bahsedeceğim. İlk örneğini açıyorum. Gördüğünüz gibi child handling parçası karşıma geliyor. Sizlerle ilk eğitimlerde bahsettiğimiz üzere bir suppress ve delete adlı araştırmamız olduğundan bahsetmiştik. Delete ettiğimizde aslında biz unsurumuzu tamamen sildiğimizi silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Suppress'te ise silmeden ziyade bunu geriye alabileceğimiz bir ihmal etme işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Mesela ben dersem ki piston pin suppress edersem ve options içerisinde buna ait bilgileri gördüğümde bu status bilgilerini dediğim gibi değiştirebilirim. Mesela diyorum ki piston rengini ben suppress edeyim. Piston pininde fix olarak belli. Şimdi fix olduğundan bu noktada aslında benim referanslarımı tekrardan düzenlemem gerekir. Mesela Edit Definition dedim. Placement dedim. Fix Place'i gördüm. Set Enable dedim. Bu noktada OK dedim. Gördüğünüz gibi ben burada gerekli ayarlamayı yaparak aslında tekrardan kullanılabilir hale getirmiş oldum. Close diyorum. Evet, not display diyorum. Yani ben suspend içerisinde fixleme işlemini gerçekleştirdiğimde bu noktada parçamı tekrardan üzerinde çalışabilir hale getirmiş oluyor. Şimdi bir order parity'yi açalım. Gördüğünüz gibi önümüzde bir geometri var. Daha önce oluşturmuş. Öncelikle sketch 2'nin üzerine tıklıyorum ve extrude diyorum. Ölçümü 6 olarak belirtiyorum. Okey tıklıyorum. Volume üzerine tıklıyorum. Ve volume'in true olduğunu görüyorum. Fakat oluşturduğum ikinci sketch'in ötesine gitmediğini görüyorum. Peki bunun için ne yapabilirim? Bunun için hol birimi x2'nin aşağısına konulacak şekilde oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi dairem oluşmuş oldu. Eğer ben buraya bir shell komutuyla kabuk oluşturma ölçüsünde 0.25 verirsem gördüğünüz gibi aslında dilimin dışında bir kalınlık olduğunu görüyorum. Peki ben bu kalınlıktan ziyade tam ömür yüzeyde dilim delinsin istersen bunun için ne yapayım? Bunun için volümün şeyin arkasına konulandığında andan itibaren sadece bütün yüzeyi delmiş olur ve herhangi bir kalınlık yüzeyde görünmemiş olur. Close diyorum. Raise not diyorum. Yani size aslında
Hatta insert dereceyi açalım. Unsurunuz üzerinde insert here ile unsurlar arasında geçiş yaparsam bu noktada unsurlarımı yeniden düzenleyebilirim. Bu sayede herhangi bir hatayla karşı karşıya kalınırsa da hatalarımı en baştaki unsuruma veya başlamak istediğim unsura yerleştirerek bu şekilde modelimi tekrardan düzenleyebilirim. Sağ click yapıp exit insert mode derseniz de en baştaki haline tekrardan geri dönmüş olur. Close diyorum, erase'in altını diyorum. Şimdi son olarak sizlere şeyden bahsetmek isterim. Bu model içerisinde ne tarz hatalarda karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biraz sizlere bahsetmek isterim. Şimdi öncelikle Part Open Section'dan bahsedeyim. Şimdi bazen açık geometrilerimiz olduğunda eğer yüzeyimizle birleşiyorsa katı model işlemi gerçekleştirir. Ama mesela diyelim ki left to'da edit diyorum ve ölçüsünü 11 olarak veriyorum. Bu noktada Creo hata verdi. Bu hatayı vermesinin sebebi de en alttaki bölümde message log tarafında bulunan alanda open notification center'a tıklayıp hatanın neyden kaynaklandığına dair bilgiyi görmek için feature information'ı tıklamamız yeterli oluyor. Gördüyseniz feature yazısı is not up to date yazısı geliyor. Could not intersect part with feature. Demek ki unsurumuzla birleşmeyen bir tarafı olduğunu söylüyor Creo bize. Bu noktada geometrimizin açık bir geometriye sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu geometriyi kapatabilmek adına da Centralize'de ilgili bir şekilde kapatmış oluyoruz. Ve OK tıkladığınızda gördüğünüz üzere geometrimiz istenilen konuma gelmiş oluyor. Şimdi bir sonraki örnekte ise bazen şöyle durumlarla karşılaşılabiliyor. Bir chamfer yüzeyimiz var gibi düşünün. Biz bunun ölçüsünü mesela 1.50'den yukarıya yerleştirdiğimizde aslında geometrimizin birbiriyle çakıştığını görüyoruz. Bu noktada OK dediğimizde Notification Center'dan bir hata yazısı gelecektir. Chamfer 1'e Feature Information'ı tıkladığımızda Geometric Cannot Be Restored yazısını alacağız. Could not intersect part with feature. Yani burada yeniden parçamızın ilgili alana yerleşmediğini söylüyor. Bu noktada ölçümüzü çok doğru bir şekilde kontrol etmekte fayda olmadı. 0.5 değil. Mesela bu noktada eğer bir sieve kestiğiniz varsa sieve kestiğinde mutlaka çakışma durumu olduğunda ölçünü mutlaka kontrol etmenizde fayda olmaktır. Close diyorum. Erase not displayed diyorum. Şimdi bunun haricinde özellikle missing command fail asemini açıyoruz. Gördüğünüz gibi job sub aseminin unsur olarak hatalı olduğunu görüyoruz. Handle PLT'nin bu noktada hata verdiğini görüyoruz. Sağ click yapıp Information deyip
Feature information dediğimizde daha doğrusu handle partition feature information dediğimizde komponent modelin missing yani kayıp olduğunu bize söylüyor. Onun için de return missing component diyerek asıl kayıt olduğu noktaya bakın oldu klasörü olarak mesela o klasöre sağ klikle set working directory diyebiliriz. Veya klasörün içerisindeki bulunan dosyayı assembly dosyasının içine de aktararak rahatlıkla bundan hatadan kurtulabiliriz. Closure is not split. Son olarak da sizlere constraint hatalarından bahsederek eğitimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi gördüğünüz üzere bir geometrimiz var. Öncelikle drawFix PRT'yi aktif ediyorum. Yüzey seçiyorum. Edit dimension diyorum. Ölçümü 8 birim olarak belirtiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak hata karşıma geliyor. Hatalı seviyeyi bulmak için de Information'dan Feature Information'a tıklıyorum. Feature Generate Component Placement yani burada aslında komponent yerleşiminde bir hata olduğunu görüyorum. Ve bunun için öncelikle Add Definition diyorum Role Paletimi Placement içerisinde Constraint'e Constraint Enabled yazısını getiriyorum. Aynı şekilde yeniden Placement'a gelip Constraint Enabled yazısını getiriyorum. Şimdi son olarak da ilgili ölçülerimi değiştirmek gerektiğini söylüyorum. Bunun için de yüzeylerimi mesela ölçüsünü 10 değil de 8 olarak belirtiyorum. Yine ölçümü 10 değil de 8 olarak belirtiyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz üzere gerekli düzenlemeler sonucunda da benim modelim istenilen hali almış oluyor. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Mesela şöyle diyelim. Aktif edelim yüzeyi. Evet, definition dedim. Burada rectangle profiliyle hatta şöyle diyelim. Rectangle profiliyle standart hole profili olarak oluşturduğunda aynı hatayı alma ihtimali mevcut. Gördüğünüz gibi hatayı da bu şekilde almış oldum. Bunun sebebi de kontrol edelim. Sağ klik yapalım. Information, feature information diyelim. Feature reference are missing. Copy geometry feature are missing yazısı burada otomatik olarak karşıma gelir. Bu noktada eski haline getirmem gerekir. Yani rectangle profilden standart profiliyle rectangle profilde yeniden düzenleme işlemini gerçekleştirmem gerekir. Genel olarak aslında Creo içerisinde aile ve çocuk referans ilişkileri
ve kriz içerisinde karşılaşılan problemlerle ve çözümleriyle ilgili anlatılabilecek konular bu şekilde. Bizlere ulaşmak isterseniz LinkedIn sayfamızı takip edebilir, YouTube TR kanalımıza üye olabilir, informatikgelen.com sayfamızdan gelişmeleri takip edebilir ve bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.